Meltem hadi. Tamam. Of. Tamam hadi kay. Tamam dur. Rujumu süremedim senin yüzünden. Allah Allah. Senin programın ne bugün? Şirkete zero gelecek. Aa niye? Ya evler satılmıyormuş. Ha. Bir reklam yaptıralım dedik. Ben de Tunalardan da bir teklif alalım dedim. Aa çok iyi fikir. Çok iyi reklamcı Tuna. Göreceğiz. Ama ben biliyorum yaptıklarını. Kaç tane güzel kampanyası var. Ayrıca bir sürü ödül de aldı. Günaydın. 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 Vallahi ben öyle ödüllü reklamcı falan anlamam. Reklamdan önce kaç ev satılmış, reklamdan sonra kaç ev satılmış ona bakarım. Hatice'ye değil, neticeye bakacağız. Haluk Bey, Hatice gelmedi bugün. Ne Hatice'si ya? Siz Hatice'ye bakacağız dediniz. Ay yok, pardon. Hatice'ye değil, neticeye bakacağız dediniz ya. Hadi. Hadi görüşürüz. İyi günler. İşte. Sen de ben de mi kafa buluyorsun? Canım ya, olur öyle şey. Hadi yanlış anladı kadın, tamam. Hadi kolay gelsin. Günaydın. Günaydın Haluk Bey, hoş geldiniz. Hoş gördük. İsmail Bey geldi mi? Yok, gelmedi. Ha, gerçi haberi var ama sen yine de ara, saat 11'de Tuna Bey gelecek. Reklam kampanyasıyla ilgili böyle bir toplantımız var. Tamam, hemen arıyorum ben. İrem Hanım. Buyurun. 2 omlet. Teşekkür ederim. Şöyle koyun. Paranız. Teşekkürler. Ha, geldi mi omletler? Geldi. Aa, ödedin mi sen? Hallettim. Ne bu? Omlet. Kızım sizin eviniz yok mu? Neden evinizde yapmıyorsunuz böyle şeyleri? Vaktimiz değerli Haluk Bey. Ben evde kahvaltı yaparak harcayacağım zamanı burada çalışarak değerlendiriyorum. Hem yiyorum hem çalışıyorum. Vaktimiz değerli Haluk Bey. Ya bir kere... Bu omlete kaç para verdin? 25 TL. Ha. Peki yumurta kaç para? Bilmiyorum. 80 kuruş. Bunu evde yapsan en fazla 2 liraya çıkar. Hem de daha sağlıklı. Çok geleneksel bir profesiniz Haluk Bey. Öyleyimdir. Dar gömlek, gülüp durma. Bu söylediklerim senin için de geçerli. Tamam hadi kalın. Değer misiniz? Hayır. Ben evde yedim. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Tuna Bey. Hoş bulduk. Vay Zero. Hoş geldin. Oo, nasılsınız Haluk Bey? Merhabalar. Ne diyorsun da sen? Bana rica etsem Tuna Bey diye hitap ederseniz memnun olurum. Yani sizi biraz ciddiye de davet ediyorum Haluk Bey. Ben iş hayatımda son derece ciddi bir adamımdır. Lütfen öyle ismen hitap etmeyelim birbirimize. Haluk Bey, Tuna Bey. Aa. Nasılsınız Dar Gömlek Bey? Oh, Tuna Bey çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yeğeninize duacıyız. Hoş bulduk efendim. Çok affedersiniz İrem Hanım. Acaba toplantı salonu ne tarafta oluyor? Böyle buyurun Tuna Bey. Derhal. Buyurun. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Merhaba uşaklar. Tuna uşağım. Kusura bakma da biraz geç kaldım uşağa. Ah, hiç önemli değil. Estağfurullah İsmail Bey. Yani ben de İrem Hanım, Haluk Bey ve Tolga Bey'den brief alıyordum. Kampanyanın detaylarına hakim olmaya çalışıyorum. Nasıl? Haluk uşağım, ne değil bu? Olabildiniz mi bari? Tam olabildim sayılmaz Haluk Bey. Ama şu örnek daireyi bir görsem iyi olur. Çünkü stratejiyi onun üzerine kurgulayacağımız için örnek daire son derece önemli. Tabii burada orayı gördükten sonra yani nasıl bir road map'im olur? Yani yol haritası ondan bahsediyorum. Ona bir bakmam gerekecek. Yalnız ben prezentasyonu hazırlayabilmem için bir 6 güne ihtiyaç duyuyorum. Yani prezentasyon derken sunumdan bahsediyorum. 6 gün sonra size güzel kapsamlı bir sunum hazırlamış olurum ben. Yavaş yavaş Tolga Bey diyorum kalkalım isterseniz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir kahve içseydiniz. Ah, çok teşekkür ederim. Ama ben iş zamanında böyle garip saçma sapan aktivitelere vakit ayırmıyorum. Kahvemi mahvettiler. Biraz saçma oluyor yani. Hoşçakalın efendim. İrem Hanım çok sevindim. Görüşmek üzere. Görüşmek İsmail üzere. Bey saygılar, sevgiler efendim. Haluk Bey görüşmek üzere. Buyurun lütfen. Buyurun. Size bir baret alalım. Şey önemli değil. İsterseniz bareti orada da şey yapalım. Haluk uşağı. Sana Haluk Bey dedi de. Siz de duydunuz değil mi? Vallahi ben duydum. Ben de duydum. Ben ona bunun hesabını soracağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
ayrıldım en tutarız bu evde sır dolu şu halim.